Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana bugun biz sizlar bilan 39-darsimizning 4-qismida ko'rishibmiz. Demak, bu galgi darsimiz aziz do'stlar 31-misolga kelganmiz. Demak, 31-misolimizda tengsizlikni yeching deyilgan do'stlar. Bu yerda nima qilamiz? Bu yerda shunday boshlanishda keltirilgan formulaga qo'ysak, bu juda ham murakkablashib ketadi. Kvadrat boshida yana modulnik paydo bo'laveradi. Shuning uchun mana buni belgilash kiritamiz. Qanday belgilash kiritamiz? Mana bu tomondagi ildizdagi narsani, ya'ni ildiz ostida modulda x minus 3 plus 1 ni mana shuni nima deymiz? Teng y deb belgilash kiritamiz. Va y ni shu yerda katta yoki teng 0 degan shartdan qo'yib qo'yamiz. Chunki uni ildiz ostidan chiqqan narsani albatta musbat bo'lishi kerak bo'ladi. Shuning uchun katta yoki teng 0 deymiz. Endi do'stlar, belgilash kiritdik. Endi nima qilamiz? Shundayligicha kvadratni qo'shamiz har ikkala tomonni ham. Kvadrat qo'shsak, modulda x minus 3 plus 1 teng y kvadratga do'stlar. Shu yerdan modulni topamiz. Demak, modulda x minus 3 teng bo'ladi y kvadrat minus 1 ga. Mana shunga kelib qoldi do'stlar. Endi mana shu boshida keltirilgan tengsizlikning o'rniga mana buni y desek, demak, uni o'rniga y yozaman. Y katta. Mana bu modulning o'rniga mana nima y kvadrat minus 1 ni olib borib qo'yaman. Shunda 2 qarshisida y kvadrat minus 1 paydo bo'ldi va minus yana 1. Endi nima qilamiz? Qavsni ochamiz albatta. Y katta 2y kvadrat minus 2 minus 1. Endi bu yoqqa olib o'tsam y ni, shunda y kvadrat minus y va minus 2 minus 1 qo'shilib minus 3 ga teng bo'ladi va bular kichik 0 dan bo'lib qoladi do'stlar bu yerda. Mana shu holatga keldi. Endi nima qilamiz? Albatta, nima qilamiz? Diskriminantga qo'yamiz do'stlar. Mana buni diskriminantga qo'ysak, ildiz ostida 1 ning kvadrati 1 plus 3 kirikka 6, 6 kirik 24, 24. Qo'shsam 25. Bunda ildiz ostidan plus minus 5 chiqadi do'stlar. Plus minus 5 chiqsa, shunda y birimiz teng bo'ladi. Y 1. Bittasi 5 plus 1 taqsim 4, ya'ni 3 taqsim 2. 3 taqsim 2 ga teng bittasi. Y 2 esa 5 1 minus 5. Shu minus 5 taqsim 4. Endi minus 4 taqsim 4. Demak, 2 ga 4 ga bo'lsak minus 1 chiqadi bunda. Hop, minus 1 mana bu chiqdi. Endi do'stlar, mana bu yerda keltirganmiz y 0 dan katta yoki teng bo'lsin. Demak, mana bu y minus 1 ga teng bo'lgani shartni bajarmaydi. Shuning uchun tashlab yuboramiz do'stlar bu yerda. Endi nima qilamiz? Albatta, oraliqqa qo'yamiz. 3 taqsim 2 bu tomoni va bu tomonining ishoralarini aniqlaymiz. Bu tomondan 2 bersak, do'stlar, mana shu tenglam tengsizlikka 2 ning kvadrati 4, ko'paytirsak 8 minus 2. 8 dan 2 ketsa 6 va minus 3, demak musbat ekan do'stlar. Musbat bu tomoni 0 bersak minus 3 qoladi, manfiy. Endi do'stlar, manfiy tomonga qarab harakatlanyapti, chunki kichik 0 dan. Endi mana bu yerda nima bor? Y 0 dan katta edi. Yaqqa qarab harakatlanyapti. Shunda 0 dan 3 taqsim 2 gacha degan javob kelib chiqyapti hozircha do'stlar bizda. Endi bu narsa nimaga teng? Y tegishli mana shunga do'stlar. Endi y mana shunga tegishli bo'lsa, y qanday holatda? Y kichik 3 taqsim 2 dan katta yoki teng 0 dan bo'lyapti do'stlar bu yerda. Endi mana shu holatda nima qilamiz? Albatta, buni mana buni o'rniga nimani olib borib qo'yamiz? Boshida belgilash kiritib olganmiz. Nimani belgilash kiritgandik? Y ni mana bu bilan teng deb belgilagandik. Ildiz ostidagi modulda x minus 3 plus 1 bilan belgilagan edik. Endi ana shu narsani mana bu yerdan yozishni boshlayman.
Demek yazsam 0'dan katıyor teyin ildiz oxtada modulda x minus 3 ve plus 1. Mana shu narsa kichik, nechidan endi bu tomoni 3/2 dan. Endi do'stlar, mana shunda holatga keldi. Endi buni nima qilamiz? Har ikkala tomonni ham kvadrat boshlaymiz ko'p modul mana bu ildizdan yo'qolib turishni. Shunda hosil bo'ladi modulda x minus 3 plus 1. Kichik kvadrat boshlaganda 9/4 ga aylandi bu. 0 ni kvadrat boshlagan bilan bab 0 ligacha qoldi mana. Endi bir bor 1ni bu tomonga ham bu tomonga ham o'tkazamiz qo'sh tegizimizda. Shunda x minus 3 kichik 9/4 minus 1 ayirsak nechi qoladi? 5/4 qoladi o'zida. 5/4 va katta yoki teng 0 minus 1 demak minus 1 ga teng. Endi moduldan chiqqan narsa har doim nima bo'lishini bilamiz biz. Musbat bo'lishini bilamiz. Shuning uchun mana bu tomonni tashlab yuboraveramiz. Mana bu tomonni. Chunki u doim musbat moduldan chiqadi. Faqatgina biz topishimiz kerak modulda x minus 3 kichik 5/4. Mana shuni yetsak bo'ldi endi do'stlar. Endi buni nima qilamiz? Modulda bilamiz do'stlar, ikkita ko'rinishda chiqadi modul. Qanday edi? Bir marta plus, bir marta minus. Shunda modul tengsizligiga ko'ra x minus 3 o'zi chiqsa kichik 5/4 dan. Endi qarama-qarshi chiqsa x minus 3 endi katta yoki katta nimadan bo'lib qoladi? Albatta minus 5/4 dan. Endi 3 ni bu yoqqa olib o'tib hisoblasam, tepasidagidan kichik. Kichik bo'ladi. 17/4 dan. Va mana buni hisoblasam, 3 bu yoqqa o'tsa plus deb o'tadi, ma'raj berib hisoblab ayirsam, nechi bo'lib qoladi bu? 7/x katta 7/4 dan bo'lib qoladi do'stlar. Mana shu ikkita ko'rinishga kelib qoladi. Endi do'stlar, mana shunga keldi. Endi bu nima bu oraliqda? Oraliqqa qo'yadigan bo'lsak, hop 7/4 dan katta ekan. Hop 17/4 dan esa kichik ekan. Mana shunday javob bo'lar ekan do'stlar bizning javobimiz. Bu esa qaysi javobda? Mana B javobda keltirilgan ekan aziz do'stlar. Otuz ikkinchi misolimiz. Qanday eng kichik butun son tengsizlikni qanoatlantiradi deyapti bu yerda. Hop, avvalambor nima qilamiz? Izohidagi 12-x ni aniqlanish sohasi, ya'ni katta yoki teng 0 deb qo'yamiz. Bu birinchi shartimiz. Agar bu 0 dan katta bo'lsa yoki teng bo'lsa va mana bu aniq son, nima qila olaman? Buni har ikkala tomonini kvadratga oshira olaman. Har ikkala tomonini kvadratga oshirsam x minus 12 kichik 4 bo'lib qoladi do'stlar endi. Mana shu bo'lib qoldi. Endi bu yerda nima qilaman? Yaxlitlayman. Ya'ni mana bu tepasidan x ni tengsizlikni bu yoqqa olib o'tsam x kichik yoki teng 12. Pastdagisidan esa tenglikni yo'qqa olib o'tsam x katta bu yoqqa o'tadi, bu yoqqa o'tsa 8 dan. 8 u 12 oraliq bo'lyapti endi bu yerda yechimimizda 8 dan. Katta 12 dan kichik 12 ham kiratgan 8 esa kirmaydi. Mana shu ko'rinishga ega bo'ldi. Endi nima deyapti? Tengsizlikni butun sonlar butun son tengsizlikni qanoatlantiradi. Eng kichik butun son tengsizlikni qanoatlantiradi deyapti. 8 kirmagandan keyin 9 bor. Demak 9 ekan javob do'stlar. 9 degan javob esa mana B javobda keltirilgan. 33-chi misolimiz do'stlar, tengsizlikning eng kichik butun yechimini toping deyilyapti. Bu yerda ko'rib turibsizlar, 0 dan katta yoki teng minus, mana bu katta yoki teng katta minus 2 dan ekan. Endi bu har doim mana bu narsani endi aniqlanish sohasini topib qo'ysak bo'ldi bu yerda. Boshqa hech qanday ish qilishimiz shart emas. Ya'ni 2 minus 3 x taqsim x plus 4 katta yoki teng 0 degan shartni qo'ysak bo'ldi mana shu yerda. Mana shu tengsizlikni qanoatlantiradi. Chunki u mana bu 0 dan katta bo'lganda albatta minus 2 dan katta, minus 1 dan katta va 0 dan katta. Mana buni aniqlanish sohasini topsak bo'ldi. Endi buni aniqlanish sohasiga ko'ra bu yerdan x ni topsam, tepasidagi 0 ga tenglasam x teng bo'ladi 2/3 ga.
Endi makhraj dog'ini 0 ga teng emas qilsam, x teng emas, minus 4 ga bo'lib qoladi do'stlar. Mana shunga teng bo'ladi endi bu yerda. Endi nima qilaman? Albatta buni oraliqqa qo'yaman. Demak, 2 taqsim 3 da u minus 4. Xo'p, endi choralarni aniqlasam, 2 taqsim 3 dan kattaroq ham 1 bersam, surat ma'nosi makhraj esa musbat. Demak, manfiy ekan bu yer. Mana bu yerdan 0 bersam, surat musbat. Makhraj makhrajam musbat ekan, demak musbat. Minus 5 bersam, surat musbat, makhraj esa manfiy, demak manfiy. Shartga ko'ra qaysi oraliq musbat oraliq yechim, ya'ni minus 4 dan minus 4 kirmaydi, teng emas chunki va 2 taqsim 3 gacha 2 taqsim 3 kiradi. Endi nima deyilgan tengsizlikning eng kichik butun yechimini toping. Minus 4 kirmaydi, eng kichik o'zi minus 4, lekin shuning uchun undan kichikrog'i, kattarog'i minus 3 bor. Minus 3 eng kichik yechimi bo'ladi mana buni. Bu esa mana ko'rib turibsizlar, D javobda keltirilgan aziz do'stlar. O'n to'rtinchi misolimiz. Xo'p, 34-chi misolimizda tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun sonlarning yig'indisini toping deyapti do'stlar. Bu yerda avvalambor buni aniqlanish sohasini topib qo'y x ni. Shunda ildizostida x nima bo'ladi? Katta yoki teng 0. Shunda x katta yoki teng 0 dan bo'lishi kerak. Xo'p, endi do'stlar, mana shu holatda mana shunga teng bo'lsa, endi nima qilaman? Bu yerda belgilash kiritib olaman. Ildizostidagi x ni y deb belgilayman va y ni ham katta yoki teng 0 deb shart qo'yib qo'yaman bu yerda. Endi y qo'ysam, y katta yoki teng y kvadrat minus 6. Shunda y ni bu yoqqa olib o'tsam, y kvadrat minus y minus 6 kichik yoki teng 0 bo'ldi do'stlar mana. Mana shunga kelib qoldi. Endi buni nima qilaman? Albatta diskriminantga qo'yaman. Diskriminantda ildizostidan 1000 kvadratni 1 plus 6 kvadrat 24. Qo'shsam 25, ildiz ostidan plus minus 5 chiqadi do'stlar. Shunday holatda y birimiz teng bo'ladi. 5 ga 1 ni qo'shsak 6, 2 ga bo'lsam 3. Birinchisi 3 ga, y 2 imiz esa nechiga teng? Minus 2 ga teng bo'lib qoladi. Endi aniqda shart qo'ygandim, y 0 dan katta yoki teng bo'lsin degan. Mana bu esa uni bajarmadi. Demak, bu bo'yinda bo'sh to'plam. Buni tashlab yuboramiz. Faqatgina 3 ni olamiz endi. 3 3 ni ikkala tomonini ishoralarini aniqlaymiz. 4 bersam, 4 bersam musbat, 0 bersam minus 6 qoladi, manfiy. Nima edi? Kichik yoki teng 0, ya'ni manfiy oraliq yechim biz uchun. Endi y ni 0 dan katta yoki tengligi mana yerda turibdi. 0 dan katta. Natijada 0 bilan 3 oraliq yechim bo'lyapti do'stlar bu yerda. Endi mana shuni yozamiz. Y kichik yoki teng 3 dan katta yoki teng 0 dan bo'ladi do'stlar. Endi mana shu holatda bo'lsa, endi y ning o'rniga nima qilaman? Ildizostida x ni olib borib qo'yaman. 0 dan katta yoki teng ildizostida x kichik yoki teng 3 dan ildizdan qutulish uchun har ikkala tomonni ham kvadratga oshiraman. Shunda 0 dan katta yoki teng kichik yoki teng 9 dan bo'lib qoladi do'stlar. Mana shu yechimimiz bizning oxirgi. Endi nima deyapti? Tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun sonlarning yig'indisini toping. Xo'p do'stlar, 1 dan plus va hokazo 9 gacha bo'lgan sonlarning yig'indisi geometrik aritmetik progressiyada bildilaring 45 ga teng. Demak, 45 ga teng bu do'stlar yig'indisi albatta. 45 degan javob esa mana E javobda keltirilgan do'stlar. Demak do'stlar, 35-chi misolimizda tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlari yig'indisini toping deyilyapti. Xo'p, buni ikkita holda ko'ramiz. Birinchi holda uni 0 ga aylantiruvchi hol, ya'ni mana bu narsani ildizostidagi 2 25 minus x kvadratni teng 0 deyman. Shunda x teng bo'ladi plus minus 5 ga. Mana shu holatda bu tenglama nima bo'ladi? Shartni bajaradi, ya'ni ildizostidagi eng kam holatida nimaga teng bo'lishi mumkin? 0 ga teng bo'lishi mumkin holat, undan pastligi bo'lmaydi, chunki minus chiqmaydi ildizostida, minus bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun mana shu shartni qo'ydik birinchi holatimizda, birinchi hol deylik. Endi ikkinchi holimizni ko'ramiz. Ikkinchi holni mana bu yerdan ko'radigan bo'lsak, ikkinchi holda nima qilamiz? Birinchi o'rinda hammasini alohida-alohida katta yoki teng 0 deymiz. Mana bu x ni katta yoki teng 0,
Bu birincisi. Qarsın içinde ko'rib turibsizlar x plus 4 x plus 4 bu x plus 2 ning kvadrati, ya'ni x plus 2 ning kvadrati ham x plus 2 katta yoki teng 0 bo'ladi. Xo'p, endi yana nima qilamiz? Mana bu o'zidagi mana shu tengsizlikni katta yoki teng 0 deymiz, chunki uning aniqlanish sohasiga ko'ra u katta yoki teng 0 bo'lishi kerak baribir. Katta yoki teng 0. Mana shu narsani bajarishimiz kerak bo'ladi do'stlar endi. Hop, bunu yaxlatsak. Tepasidagi x katta yoki teng 0, pastidagisi x katta yoki teng -2. Pastidagisini esa ikkita qavsga ajratamiz. Ya'ni qanaqa 5 minus x u 5 plus x va katta yoki teng 0. Mana shu ko'rinishga keldi. Endi do'stlar, mana bu mana bundan 0 ga tenglasam har birini x teng 5 bittasi esa x teng minus 5. Mana shunga keldi. Endi mana shuni nima qilishim kerak? Plus minus ishoralarini topishim kerak. Oraliqqa qo'yib. 5 u minus 5. Do'stlar. Xo'p. 5 dan kattaroq bo'lsa 6 bersam bu yerga. 6 bersam mana bu musbat. Mana bu manfiy. Shuning uchun manfiy ekan bu yer. Xo'p, bu yerdan kichikroq 0 bersam musbat. Minus 6 bersam yana manfiy. Endi shartga ko'ra musbat oraliq yechim bizda hozir. To'g'rimi? Mana bu oraliq yechim. Lekin mana bu yerda 0 bor, nima bor albatta mana bu yerda. 0 nima deyapti? Men katta, ya'ni mana bu yo'nalishda harakatlanaman deyapti. Xo'p, mana bu yerda minus 2 bor. U ham qayerga qarab ketayapti, bu yerga qarab harakatlanayapti. Natijada qaysi oraliq yechim bo'lyapti? 0 bilan 5 oraliq yechim bo'lyapti. 0 ham 5 ham kiradi. Va sizlarga boshida aytib o'tgan edim, mana shu minus 2 ham nima qiladi buni? Tengsizlikni 0 ga aylantiradi. Chunki qaysi holatda? Mana bu holatdan alohida yechim. Minus 2 ham. Minus 2 chunki mana buni o'rniga minus 2 qo'ysangiz, albatta 0 ga aylantiradi. Ya'ni x plus 2 ning kvadrati doim katta yoki teng 0. Uni 0 ga aylantiradigan nuqta qaysi nuqta? Minus 2. Minus 2 qo'ysa mana bu 0 ga aylansa barchasi 0 ga aylanadimi? Mana bu yerda shart qanaqa? Katta yoki teng 0, 0 ga teng bo'lyapti. Shuning uchun minus 2 ham yechim bo'ladi, ya'ni figuraning qarshisida minus 2 va yana qaysi? Minus 5 ham yechim bo'ladi, chunki mana bu yerda minus 5 ham buni 0 ga aylantiruvchi nuqta, mana mayli, o'zingiz yozib o'tganman. Plus 5 ham, minus 5 ham. Plus 5 kiryapti, shuning uchun unga tegmayman, faqatgina minus 5 ni olaman. Minus 5 ni ham qo'shib olishim kerak bo'ladi. Mana shu nuqtalar mana shu tengsizlikni shartini bajaradigan nuqtalar hisoblanadi do'stlar. Endi mana buni topib oldik. Endi tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlari yig'inisini toping deyapti degan shartga ko'ra do'stlar. Demak, minus 5, minus 2, xo'p, yana 0 bor, plus 0 qo'ymasak ham bo'ladi, endi qo'yib ko'ramiz. Plus 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 va plus 5 bo'ladi do'stlar. Mana shularni endi qo'shib chiqsak. Minus 5 bilan plus 5 ketdi. Minus 2 bilan 2 ketdi. Shunda nechiga teng bo'lyapti? 1 ga 3 ni qo'shsam 4, 4 ni 4 ga qo'shsam 8. Demak 8 degan javob bo'lar ekan do'stlar. Bu yerda 8 esa mana C javobda keltirilgan. Demak do'stlar, 36-chi misolimiz. 36-chi misolimizda mana shu tenglama tengsizlik ekan. Endi tengsizlik ko'rib tursangiz, mana buning kvadrati nizodagi mana shu narsaning kvadrati ekan. Endi kvadratdan qutulish uchun nima qilishimiz kerak bo'ladi? Ildiz ostidagi 4-x ni katta yoki teng 0 deb qo'yishimiz kerak va ildizni qisqartirib borsam 2 bilan nima bo'ladi? 4-x kichik yoki teng 21 minus x kvadrat taqsim 4 ga teng bo'ladi do'stlar. Mana shu ikkala tengsizlikni yechimimiz kerak bo'ladi. Tepasidagidan x kichik yoki teng 4 teng bo'lib qoladi. Mana shu tepasidan chiqqan yechim. Endi pastdan hisoblasak 4 ni proporsiya qilib bu yoqqa ko'paytirib yuborsam 16 minus 4x kichik yoki teng 21 minus x kvadrat. Minus x kvadratni oldi bo'lganligi uchun tengsizlikni bu yoqqa olib o'tsam x kvadrat
x kvadrat minus 4 x 21'ni ham yuqoriga o'tsam 16 minus 21 bu ise minus 5'ga teng. Kichik yoki teng 0 do'stlar. Endi buni diskriminantga qo'ysak, bitta yechimi x1 teng 5 chiqadi. İkinci yechimi esa x2 minus 1 chiqadi do'stlar. Endi do'stlar, mana shu chiqdi. Endi nima qilamiz? Albatta oraliqqa qo'yamiz. 5u minus 1. 5'den kattaroq son 6 versam do'stlar. 6 versam mana shu tengsizlikka, mana bu tengsizlikka. Xo'p, musbat chiqadi. 6 + 36 - 24. Aytsam ham baribir musbat ekan. Musbat 0 versam manfiy, -2 versam musbat. Endi shartga ko'ra kichik yoki teng 0, ya'ni musbat oraliq yechim do'stlar. Endi mana bu yerda nima bor? 4 bor. Mana bu yerda. 4 nima deyapti? 4'ten küçük, yani bana bu tamamda bulsun diye yaptı, 5 kirmesin diye yaptı bana bu 5. Şunun için cevap minus 1'den 4 geçe degen cevap buladı dostlar. Şimdi şartta tengsizliknin bütün sonlardan ibaret içimlerden en katta ve en küçüğünün yığıntısını topin. En kattası bilesler 4, en küçüğünün bilesler minus 1. Bunların yığıntısı 3'ye teng dostlar. 3 degan javob esa mana C javobda keltirilgan. Demak do'stlar, 37-misolimiz. 37-misolimizda tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlari nechta deyilyapti? Avvalambor ularning ildiz ostidagi narsani, ya'ni aniqlanish sohasini shartli keltirib qo'yaman. X - 4 katta yoki teng 0 birinchi holatda va ikkinchi holatda X - 4 7 ekan, kechirasizlar, 4 yozib yuboribman. Xo'p. Xo'sh. -7 katta yoki teng 0. Endi mana shu shartda ko'ramiz do'stlar. Xo'p, tepasidan x ni topsam, x katta yoki teng 4 dan, x katta yoki teng 7 dan mana shu shart kelib chiqdi bulardan. Endi nima qilaman? Mana bu narsani minus bo'lganligi uchun tengsizlikni bu yoqqa olib o'taman va har ikkala tomonni kvadratga oshiraman. X - 4 katta yoki teng 1 plus ildiz ostida X - 7. Endi har ikkala tomonni ham kvadratga oshirsam, nima qoladi? Mana bu tomonda X - 4 katta yoki teng 1 ning kvadrati 1 plus 2 ildiz ostida X - 7. Ve x - 7 ning kvadrati uzoqdagi x - 7 ni o'ziga chiqadi. Endi do'stlar, mana bu x bilan mana bu x chiqarib keldi. Shunda 2 uzoqda x - 7 mana ko'rib turibsizlar, kichik yoki teng. Endi 1 bor, -1 7 bor. Ular ayrilib -6 qolsa qoladi. Tengsizlikning bu yoqqa olib o'tib borsam +6 bo'ladi va -4. +6 -4. Uni hisoblasak nima bo'ladi? 2 bo'lib qoladi. Endi har ikkala tomonni ham tengdaniga 2 ga bo'lib borsam, ildiz ostida x - 7 kichik yoki teng 1. Endi do'stlar, mana bu tomon ko'rib turibsizlar, musbat son. Mana buni shartini keltirganmiz ildiz ostida x - 7 ni. Shuning uchun har ikkala tomonni yana kvadrat qo'shib boraman. Shunda x - 7 kichik yoki teng 1 dan. Shunda x kichik yoki teng 8 dan bo'lib qoladi do'stlar. Endi oraliqqa qo'ysak, mana bu yerda 8 bor, bu yerda 7 bor, bu yerda 4 bor. Nima deyapti? 8 kichik yoki teng deyapti. 7 nima deyapti? Katta yoki teng deyapti. 4 nima deyapti? Katta yoki teng deyapti. Natijada 7 bilan 8 ning orasi yechim ekan do'stlar bizda. 708 oraliq yechim ekan. Endi shartda nima deyilgan? Tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlari nechta? Butun sonlarni ko'rib turibsizlar, 7 bilan 8 bo'lib qoladi. 2 ekan demak. 2 degan javob esa C javobda keltirilgan. Misolimiz. 38-misolimizda tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlari sonini toping deyilyapti do'stlar. Bu yerda avvalambor moduldagi 2x - 1 ni y deb belgilab olaman va y ning katta yoki teng 0 degan shart ham qo'yib qo'yaman bu yerda. Endi xuddi ana shu holatda bo'lsa,
Özlerine malum, ildiz ostida 5 minus y ve küçük 2'den bo'lsa, mana bu doim müsbet ham ko'rib turibsizlar. Ana. Demek, nima deyishim kerak? Mana bu ildiz ostidagi 5 minus y'ni katta teng 0 deb shart qo'yaman va har ikkala tomonini kvadrat qo'shsam 5 minus y mana bu narsani kvadrat qo'shdim. Küçük 4 dan bo'lib qoladi do'stlar. Endi mana shuni yechishim kerak bo'ladi. Bu yerdan tepasidagidan y'ni topsam, y kichik yoki teng 5 dan pastdagisidan topsam, y katta 1 dan mana shunga teng bo'lib qoldi. Endi y qanday holatda katta 1 dan kichik yoki teng 5 dan mana shunga to'g'ri keldi do'stlar. Endi y ning o'rniga nimani olib borib qo'yaman? Mana bu narsani, ya'ni modulda mana bu yerda maktabda qolsam modulda 2x minus 1 ve küçük yoki teng 5'den ve katta 1'den mana şunu yazdım. Hop, endi mana şunu yazgan bulsam. Endi moduldan kutuluş için moduldan bir dasta bir madde plus bir madde minus çıkadı. Şunda 2'de konuşa çıkadı, yani 2x minus 1. Şunda uz xolatçı çıkadı birincisi. Küçük yoki teng 5'den. İkinci xolatı ise 2 mo minus muhasçıda minus 2x minus 1 küçük yoki teng 5 u katta 1'den mana şu ko'rinishda chiqadi. Endi bunu hisoblasam, birinchisini hisoblayman mana. Birinchi deyimda bunu, bunisini ikkinchi deyim. Hop, birinchisini hisoblasam minus 1 har ikkala tomonga ham o'tib qo'shiladi. Shunda 2x küçük yoki teng 6'dan katta yoki teng 2'dan qoladi. 2'ga bo'lib borsam x küçük yoki teng 5'dan 3'dan deganim 6'ni 2'ga bo'lsak va mana bu qat'iy tengsizligida noqat'iy qilib yubordim. Hop. Endi katta 1'dan bo'lib qoldi. Mana shu holatga kelib qoldi do'stlar birinchisi. Endi ikkinchisini tekshiraman. İkincisinde 1 minus katta minus 2x'den ve plus 1'den ve küçük yoki teng 5'den. Mana bu plus 1 bir yakta ham bir yakta ham o'tindim bo'ladi, qo'shilib ketadi. Shunda minus 2x küçük yoki teng 4 katta yoki teng katta 0'dan bo'lib qoladi. Endi do'stlar mana shu holatga keldi. Endi nima qilaman? Minus 2'ga bo'lib yuboraman. Minus 2'ye bölüp borsam ne bileydi bu yerde? Albatta işare özgürledi. 0'dan küçük 2x katta yoki teng minus 2'den bu kaladı. Mana şu kaladı kelib qoldi do'stlar. Endi cevap qanday ko'rinishda bo'ladi? Bunday chizsak o'qni aniq ko'rinadi do'stlar. 3u, 1u, 0u, minus 2. Ajr qilsam minus 2'den katta 0'dan küçük 1'den katta 0'dan 3'den küçük. Neticede minus 2'den 0 geçe minus 2 hop kirerken 0 kirmeseken ve 1 ham kirmeseken 3 kirerken mana şu korunçtaki cevabı bo'ladi do'stlar. Bu hesap medyatlarında şartta göre tengsizlikning bütün sonlardan iborat yechimlari sonini toping. Bütün yechimlar sonini ko'rib tursa minus 2 bor, minus 1 bor, 0 kirmaydi, 1 kirmaydi ve 2 ve 3 ekan. Nechta ekan do'stlar? Ko'rib tursizlar 4 ta ekan. 4 ta degan javob esa mana C javobda keltirilgan do'stlar. Javobimiz demak C javob ekan. Demak do'stlar 39-chi misolimiz. Tengsizlikning bütün sonlardan iborat nechta yechimi bor deyilyapti do'stlar. Bilasizlar moduldan bir marta plus bir marta minus chiqadi. Shuni ko'ramiz bu yerda bir marta, ya'ni 0 dan katta yoki teng bo'lgan holatida x katta yoki teng 0 dan bo'lsa, o'z holatcha chiqadi, ya'ni musbat chiqadi. Shunda izohda x minus 2 kichik 2x taqsim x dan. Shunda x larni qisqartirib borsam bu yerda izohda x minus 2 nima bo'ladi? Kichik 2 dan. Mana shu holatga keladi va uni hisoblasak, mana bu bilasizlar 0 dan katta. Yana nima degan shart qo'yib qo'yishim kerak bo'ladi bu yerda?
Yani izohdagi x minus 2ni katta yoki teng 0 deb qo'yish shart qo'yib qo'yishim kerak bo'ladi. Buni hisoblasam pastdagisini x katta yoki teng 2 dan chiqadi. Va tepasida qismni kvadrat qo'shib bo'lsam mana bu qismni. Xo'p, buni kvadrat qo'shsam x minus 2 kichik 4. Shunda x kichik 6 dan bo'ladi do'stlar. X 6'dan küçük. 6'dan küçük ekanı 2'den katta ekan. Yani qanday cevap çıkayapti? 2'den 6 geçe degan cevap çıkayapti dostlar bu holatimizda. Birinci holatimizda. Mana birinci deylik. Endi nima qilamiz? İkinci holatni ko'ramiz. Yani ikinci holatda x küçük yoki teng 0'dan bo'lgan holati. U holatda nima bo'ladi? Ildiz ostidagi minus x bo'lib chiqadi minus 2. Va küçük nima bo'ladi? Minus 2x taqsim minus 2x. X'la qisqar ketdi yana bir bora. Ildiz ostida minus x minus 2. Va bu kichik minus 2'dan. Endi mana bu minus 2'dan kichik bo'lsa, shartga ko'ra nima bo'lish kerak edi? Ildiz ostidagi narsani aniqlanish sohasini topib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shunda minus x minus 2 kichik yoki teng, katta yoki teng 0 degan, kichik yoki teng 0 degan, katta yoki teng 0 aniqlanish sohasiga ko'ra. Shunda x kichik yoki teng minus 2 dan bo'ladi. Minus 2 dan kichik yoki teng bo'lishi kerak ekan. 2 mi? Shunda misol uchun mana shu yerga olib borib minus 2 ni qo'ysak nima bo'ladi? 2 bo'lib qoladi. 0 kichik bo'lyapti minus 2 dan. Bu nima bo'ladi? Shartni bajarmaydi bu. Holat aniqlanish sohasi ham buni mana bu tengsizlik uchun. Demak, nima ekan bu holat yechimga ega emas ekan ikkinchi holatimizda. Faqatgina birinchi holatimiz, ya'ni 2 dan 6 gacha bu yechim bo'lar ekan. Xo'p, endi nima deyilgandi shartga ko'ra tengsizlikning butun sonlardan iborat nechta yechimi bor deyilgan? 2 bormi? Bor, 3 bor, 4 bor, 5 bor, 6 ni ola olmayman. Nechta ekan? 4 ta ekan do'stlar. 4 ta degan javob esa mana D javobda keltirilgan. Demak do'stlar, 40-chi misolimiz. 40-chi misolimizda aytilyapti, tengsizlikni qanoatlantiruvchi eng kichik natural sonni toping. Xo'p. Bu oddiygina katta yoki teng 0 o'z shartni shundayligicha bajarib turdi. Nima qilishimiz kerak? Mana shu narsani diskriminantga qo'yib hisoblashimiz kerak bo'ladi holat, ya'ni x kvadrat minus 3 x plus 2 katta yoki teng 0. Mana shuni diskriminantga qo'ysam bilasizlar, diskriminant yechishni shunda x 1 teng chiqadi 2 ga, x 2 chiqadi 1 ga. Mana shunga teng chiqadi. Va ularni oraliqqa qo'ysam 2 yu 1 oraliq. Endi 2 dan kattaroq son 3 bersam, 3 bersam musbat, 1.5 bersam manfiy, 0 bersam musbat. Endi shartga ko'ra musbat oraliqlar yechim, ya'ni mana bu oraliqlar yechimimiz uchun. Shunda minus cheksizlikdan 1 gacha va 2 dan plus cheksizlikgacha degan javob kelib chiqadi do'stlar. Xo'p, endi nima deyilgan cheksizlikni qanoatlantiruvchi eng kichik natural sonni toping. Eng kichik natural son o'zlaring ko'rib turibsizlar, nechchi? Mana bu 1. Bir eng kichik natural son bu yechim bo'ladigan. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Demak, 41-chi misolimiz. Tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlari nechta deyilyapti? Xo'p do'stlar, avvalambor mana bu ildiz ostidagi x kvadrat minus 2 taqsim x ni katta yoki teng 0 deb aniqlanish sohasini topishimiz kerak bo'ladi. Bu birinchisi. Endi buni 0 dan katta yoki teng dedik. Bu nima qilishga erishdik biz? Har ikkala tomonini kvadratga endi oshirsak bo'ladi. Shunda x kvadrat minus 2 taqsim x kichik yoki teng 1. Mana shu holatga kelib qoldi. Mana shu ikkala tengsizlikni yechsak, mana shu tengsizligimizni yechgan bo'lamiz do'stlar bu yerda. Demak, mana bunisini birinchi ko'ramiz, bunisini esa ikkinchi ko'ramiz. Endi birinchisini ko'radigan bo'lsak, mana 1. 1 ga ko'ra nima bo'lyapti? X minus ildiz ostida 2 u x plus ildiz ostida 2. Mana shu ko'rinishdagi ikkita qavsga ajratib olamiz surat qismini va mahraj x bo'lsa katta yoki teng 0. Endi do'stlar,
Bularni mahsulotlarni o'rgatinglasam, bittasi izoh 2 ga teng bo'ladi. Bittasi esa minus izoh 2 ga teng bo'ladi va mahraj x teng emas 0 bo'ladi. Mana shuni endi oraliqqa qo'yaman do'stlar. Oraliqqa qo'ysam, izoh 2 0 va minus izoh 2. İzoh 2 dan kattaroq son, misol 2 bersam mana shu tengsizligimizga musbat, musbat va musbat, musbat ekan. Kichiroq 1 bersam manfiy, minus 1 bersam ham musbat va minus 3 bersam nima bo'ladi? Manfiy bo'ladi. Shartga ko'ra qaysi oraliq yechimida? Musbat oraliq yechim hozircha bu yerda. Musbat oraliqlar yechim, ya'ni mana bu oraliqlar. Endi nima qilaman? Ikkinchisini yechaman. İkincisini yetsem, bana kastar kısmını. Birini yok olup otsam, x kvadrat, minus 2 ve bu mahrec versem, minus x, taksım x. Bana şuna sek küçük yok, sen 0 bu kola dostlar. Tepede kısmını diskriminatya koysam, yolda zel diskriminat kuruluşu getirip olayım. X kvadrat, minus x, minus 2, taksım x. Küçük yok, sen 0. Tepede şuna kısmını diskriminatya koysam, x bir tek çıkardı dostlar bu yerde. 1000 kvadratı 1, 4 x 8 koysam 9 izohdan plus minus 3 çıkadı. Şunda birinci seçimimiz 2 ga teng bo'ladi. X ikinci seçimimiz ise minus 1 ga teng bo'ladi. Ve mahraj x teng emas 0 bo'ladi bu yerde ham dostlar. Endi bu uchun oraliq qo'yaman. Demek oraliqqa ko'ra mana bu yerde 2 bormi? Bor. Mana bu yerde 0, hop mana bu yerde minus 1 bor. Endi dostlar 2'den kattaroq son 3 versam, mana shu tengsizligimizga 3 versam musbat, 0 versam minus 2 qoladi, manfiy. Xo'p, manfiy bo'lsa endi to'xtang lozim, 0 ni tashlab ketibmiz, mana bu yerda 0 ham bor chunki. Mana bu yerga 0 tushadi bittamda, 0 bo'lib. Hozir sal qolsa 0 ni tashlab ketay debmiz. Endi mana buni ko'rsatsak. Uch bersak musbat bo'ldi, bir bersakchi. Xo'p, bir bersak. Xo'p, mana shu yerga bir bersak minus 2 qolar ekan, manfi ekan, manfi. Xo'p, minus 1 ber, minus 1 mana bu yerda minus 0.5 bersam musbat, minus 0.5 bersam va minus 2 bersamchi manfi. Endi buni shartiga ko'ra qaysi oraliq yechim? Manfiy oraliqlar yechim. Endi mayda minus 1 bor, mayda nechchi bor? Minus izohda 2 bor. Mana bu minus izohda 2. Bu minus izohda 2 qayerga harakatlanyapti? Yo'q, qayerga harakatlanadi. Natijada mana shu oraliq yechim bo'lyapti. Bu birinchisi. Ikkinchi holatda mana bu yerda nima bor? Mana bu yerda izohda 2 bor. Mana bu izohda 2. Izohda 2 qayerga qarab? Bu yoqqa qarab harakatlanyapti. Natijada izohda 2. Bir yoqqa emas, bir yoqqa qarab harakatlanyapti ekan, uzr, mana plus tomonga qarab. Natijada izohda 2 bilan 2 oraliq yechim bo'lyapti. Xo'p. Natija izohda minus 2 dan minus 1 gacha va qaysi izohda 2 dan plus 2 gacha degan javob bo'lyapti do'stlar. Mana shu bizning so'nggi javobimiz ekan. Endi shartda tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlari nechta deyilyapti do'stlar. Minus izohda 2 bo'lmaydi, minus 1 bo'ladi, minus 1 bor ekan va nechchi bor? Xo'p, mana bu yerda 1 yo'q, birdan katta bu yerda faqatgina 2 bor ekan. 2 ta ekan do'stlar bu yerda. 2 ta degan javob bo'lar ekan. 2 ta degan javob esa mana C javobda keltirilgan do'stlar. 42-chi misolimiz do'stlar bu yerda. Bilasizlar, izohdan albatta 0 dan katta yoki teng narsa son chiqadi. Shuning uchun suratdagi x plus 5 ni avvalan bor. Katta yoki teng 0 degan shart qo'yaman. Katta yoki teng 0. Mahraj nima bo'lmasligi kerak? 0 ga teng bo'lmasligi kerak. Shuning uchun 3 minus x ni katta 0 deyman. Shunda buni yaqinroq ko'rsatsam, x katta yoki teng minus 5 dan va x kichik 3 dan ko'rinishda chiqdi mana do'stlar bunda yechim. Endi nima bo'qoldi? Mana bu qoldi. X kvadrat minus 9 u
x kvadrat minus 9 taksim x kvadrat minus 4 oldu. Bunu mu buluş gerek? 0'dan küçük yok değil mi? Yani bana bu şartını bacarış gerek burada. Şunda mumi şartını bacarır. Demek bunu suratın ikide kısım görsem burada 3 x minus 3 x plus 3 taksim x minus 2 x plus 2 ve bu küçük yok değil 0'dan 0 getirirsem x ten 3 x ten minus 3 ve x ten yemez 2 ve x ten minus ten yemez minus 1 minus 2 diyelim minus 1 diyeyim bana bana görürsünüzler hop minus 2'ni doğrulab koyayım 2 hop şimdi bu yerini maklama albatta aralıkı koyamam bunu aralıkı koysam 3 bar 2 bar hop minus 2 bar ve minus 3 bar hop bana şu aralıklar 3'den katlar olsam 4 versem bana şu tenginlememizde müsbet tengsizliğimizde hop 2 yarım versem manfi 0 versem müsbet hop bana bu aralıkta minus 2 yarım var minus 2 yarım versem manfi minus 4 versem müsbet müsbetge çıkardı. Demek ki yani de şartı göre bana burada etirgen küçük yok değil, 0 değil yani. Yani minus oralıkla geçmek yani. Lekin bana burada minus 5 var mı? Minus 5. Çünkü minus 5'de 0'ye yöntiledi. Yani küçük yok değil, 0 degen şartını uzunu becerer dostlar bu yerde. Yani minus 5'nin uzun ham geçim buladı. Hop, ondan taşkarı 3 kırmaydı. Çünkü mahrajda 0'ye tek bu kaladı. Hop, dostlar görüp durustlar. Neyde minus 5 var, bu 7 ya, uz bir uz uz hem kiradı, eğer bir yakta uz nargı bilen aralıkta hasıl kımasayam bu katı yok teng diyemdi, yoka karak getdi hop minus 3'ümüz hem yoka karak getdi, minus 2 ise bir yakta karak getdi hop, yani yeçim, hayır, bana bu yeçim, aralıkla yeçim şunu da dostlar, bana bunda 3 kırmaydı, bana bunda ise şartta kiradı, çünkü bana bir de katı tengsizlik mez, bana bunun 3'ü lekin mana bu yerda 0dan 3dan abzatini kichik bo'lsin deyapti. Endi shart figuraning qals ichida -5 va -3dan -3 kiradi. -3dan -2 gacha -2 ham kirmaydi va 2dan 3 gacha degan javob bo'ladi do'stlar. 3 o'zasi kirish kerak demaydi, qat'iy tengsizlik emas, suratda bo'lmasam lekin mana bu yerda nima deyildi? 3'dan kichik bo'lsin. Chunki mahrajda 3 minus x mo'zizotda mahraj 0 ga aylanib qoladi. Shuning uchun 3 ga teng bo'lishi mumkin emas, 2 ga ham teng bo'lishi mumkin emas. Unda ham mahrajimiz 0 ga aylanib qoladi. Shuning uchun mana shu yechimlar javob bo'ladi. Minus 5 ni olganimizning sababi u minus 5 suratni 0 ga aylantiradi. Suratni aylantirib 0 ga aylantirdi degani barchasini 0 ga aylantirdi degani. U kichik yoki teng 0. 0 bu shartni bajaryapti. Kichik yoki teng 0, kichik yoki teng 0. Shuning uchun buni qo'shib oldik. Endi nima deyilganda tengsizlikni qanoatlantiruvchi butun sonlarning yig'indisini toping. Minus 5 bormi? Bor. Plus bu yerda faqatgina minus 3 bor ekan. Minus 3. Qo'shsam minus 8 degan javob kelib chiqadi do'stlar. Minus 8 esa mana y javobga keltirilgan. Demek dostlar 43. misolimizda ko'rib turibsizlar, izohda katta narsa minus 1'dan katta ekan. Va biz aytdim katta. Shuning uchun faqatgina izohdagi 8 minus x ni taqsim x minus 18 ni nima deb qo'yishim kerak bo'ladi? Katta yoki teng 0 deb aniqlanish sohasini topib qo'ysam bo'ldi buni. Demak aniqlanish sohasini topsam, surat 0 ga tenglasam x teng 8, mahraj 0 ga teng emas desam x teng emas 18 ga. Endi mana shuni oraliqqa qo'yaman. Oralığa koysam 18 8 19 versam bana buyurdan 19 versam şurasını anıqlaş için surat manfi mahraj müsbet demek mega manfi iken 9 versam müsbet hop 0 versam manfi kolayca minus 18 bu manfi iken demek şartı göreni mi? Bana bu oralık geçim 8'den 18 geçe iken geçimimiz hop 18 kirmaydı, 8 ise kiradi. Endi
bütün sonlarının ibaret yeçimler yığıntısını topin diye yaptı. Manajer oralıkta joylaşken belki sonlarının yığıntısını topşimiz gereken. Yani 8'den plus ve hakkıza ta 17 geçe bulgen sonlarını birbirine hoş çıkışımız gerek bularken düzler. Bunu şunçaki kolda kursuyor, kimin sopla kursak vakit getirdi indi. Bunu aritmetik progresiyadan koydalansak kan bulabilirdi bu yönde. Aritmetik progresiyanı ya şartıya göre Sn, yani yığınlısı, manajlarının yığınlısı A1 plus An taksın 2 kubeyen en yetin bulan dözler. Bu yerde A1'imiz ne getirdik? En birinci kat, yani 8 getirdik. An'imiz ne getirdik? En ahirki kat, yani 17 getirdik. Enimiz nima keting? N bir daftar 17 minus 7. Ya'ni 10 ta qo'shiluvchi bor degani bu yerda. Qo'shiluvchilar soni bu. Shuni hisoblaymiz endi. A1 ni o'rniga nechi qo'yamiz? 8 qo'yamiz. Plus A n o'rniga 17 qo'yamiz. Taqsim 2. Ko'paygan 10. 10 bilan 2 ni hisoblab bo'lsam 5. Bunu bunga qo'shsam 25. 25 ni endi 5 ga ko'paytirsam 125 ga teng. 125 degan javob esa do'stlar mana A javobda keltirilgan. Misolimiz demak do'stlar. 44-misolimizda tengsizlikning butun sonlardan iborat yechimlari nechta deyilyapti? Buni ko'rib turibsizlar. Boshlang'ich, ya'ni f(x) funksiya, f funksiya boshlanishidagi formulaga tushiramiz buni. Boshlanish formulasiga ko'ra, avvalambor mana bu katta yoki teng 0 bo'lsin birinchi o'rinda. 6 minus 3x katta yoki teng 0 shart qo'yib turib, endi nima qila olaman? Buni kvadratga oshiraman har ikkala tomonini. Kvadratga oshirsam 8 plus 2x minus x kvadrat katta qarshisida 6 minus 3x dan. Mana shunga teng birinchi holatimizda. Va ikkinchi holat. İkinci holat qanday holat edi? Endi bu 0 dan kichik bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni 6 minus 3x 0 dan kichik bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni manfiy bo'lib qolishi mumkin. U holatida ildiz ostidagi 8 plus 2x minus x kvadratni aniqlanish sohasini topib qo'yishim kerak bo'ladi. Mana qo'ydim. Endi bularni hisoblashimiz kerak bo'ladi. Mana bu tepasida qismidan nima deb chiqadi? X katta yoki teng, tengsizlik 3 ga qo'ysa kichik yoki teng bo'lib qolar ekan. Katta yoki teng yozib boribman. X kichik yoki teng 2 dan bo'ladi. Bu bir qo'ysa 6 ga qo'ysa 6ni 2 ga 3 ga bo'lsam kichik yoki teng 2 dan bo'lib qolar ekan. Mana shu javob bo'ladi hozircha. Endi do'stlar, nima qilaman? Pastdagi qismini hisoblayman. Ya'ni 8 plus 2x minus x kvadrat. Katta, bunu kvadratga oshirsam, mana bu narsani 36 minus 6 ko'rib 18 2 ko'p bo'lsam, yana 36x plus 9x kvadratga teng. Mana bu 9x kvadrat bu yerda minus x kvadrat. Demak, bu yoqqa olib o'tsam 10x kvadrat bo'ladi. 10x kvadrat. Mana bu 2x kvadrat bu yoqqa o'tib 36 ga qo'shilib minus 38x kvadratni hosil qiladi. X kvadrat deyman x ni. Va minus plus 35, 36 dan 8 ketsa nechi qoladi? 28 qoladi. 28 kichik 0 bo'lib qoldi endi bu. Endi barchasini 2 ga bo'lib boraman. Masalan, soddaroq ko'rinishiga keltirishim uchun 5x kvadrat minus 19x va plus 14 kichik 0 dan. Mana shunga kelib qoldi do'stlar. Endi buni diskriminantga qo'yib hisoblasak, ildizdan 80, ildizdan 9 plus minus 9 chiqadi buni hisoblaganimizda va ildizlari x birimiz. Teng chiqadi bittasi 2.8 ga x2 teng chiqadi 1 ga. Mana shu ikkita yechimga chiqadi. Endi buni oraliqqa qo'ysam, 2.8 u 1. 2.8 dan kattaroq son 3 bersam, mana bu yerda 3 ni bersam, ishora qanday bo'ladi? Albatta musbat bo'ladi. 3 ni olib borib qo'ysam mana bu yerga. Endi mana bu yerda necha bor? 2 bor.
2 bir santim, manfi 0 bir santim, plus 14 kaladı müsbet. Şartı göre kaysa oralık yiyeceğim, manfi oralık yiyeceğim. Yani birden, birden. Hazırca. Şimdi yani bir nerede var, birden ingeçe olamayım. Çünkü bana bir deyem, bana bir kalbi getirirken, 2 kişi yaptım. 2'den, yani bana bir de 2 var. 2, bir yukarı hareketmeni yaptım. Neticede cevap birden 2 geçe buluyordu dostlar. Birden 2 geçe, bu üçün. Şimdi yani ikinci hal üçün atıpamız, bana bu hal üçün. Onu da ne buluyordu? O zaman bana bu yerden. X katta 2'den ve pastaya kısmına minus 1'ni kopyatırıp olsam x kvadrat minus 2 x minus 8 küçük yoktan 0. Bunu diskriminatka koysak dostlar, bittas x bir tur çıkadı ve x 2'den çıkadı minus 2'ye minus 2'yi tur. Şimdi oralıkta koyamam bunu ha. 4'tu minus 2. 4'ten kattır oksan 5 versen ne bu burada? Müsbet. 0 versen minus 8 kaladı. Manfi. Minus 3 versen müsbet. Neticede kaysa oralık yiyeceğim? Manfi oralık yiyeceğim bu yerde. Bu yerde ne için var bana bir de? 2 var. 2 ne diyecek? Kattı. Yani 2'den 4 geçe diyecek. 2'den 4 geçeyken bu için yiyeceğim. Şimdi. Hop x değişliği. Bittasi de 1'den 2 geçe ve 2'den 4 geçe bo'lyapti do'stlar. Endi ularning birlashmasi nima bo'ladi? 1'den 4 geçe bo'lib qoladi do'stlar. 1'den 4 geçe degan javob bo'ladi do'stlar. Endi nechta butun sonlardan iborat yechimlar nechta deyapti? 1 kirmaydi, 2 bor, 3 bor va 4 bor. Neşte yiyken? 3'te degen cevap olarken dostlar. 3'te degen cevap ise bana B cevapta keltirilgen dostlar. Demek dostlar 45. misalımız. 45. misalımızı koruturuzlar. Minus 2'den bu katta. Elbette mahraj ziz ostadaki nesana 2x minus 3'nü taksım 5x plus 7. Demek bu iş mümkünmez. Biz olsa manfi çıkışı mümkünmez. Şunun için onu katıyorduk. Ne oldu? Anıklarını sağlasını topu koysam bu oldu. Bana bu minus 2 bölgenlik için. Şimdi suratını 0 getirirsem x den suratından 1.5 çıkardı. Mahrajdan x ne buladı? Ten emez. Minus 1.4 çıkardı dostlar. Şimdi ne maklaman bunu? Oralığını tutmaman. Hop, oralığını topsam 1.5 minus 1.4. 1.5'dan kattır oksan 2 versen bana şu denksizliğimiz geldi. Müsbet. 0 versen minus 3 kaladı. Manfi. Hop, minus 3 versen müsbet. Şartka göre kaysa oralığa geçeceğim? Müsbet oralığa geçeceğim. Yani minus çeksizliği bu. Minus 1.4. 1.4 kirmaydı. Çünkü tengemez değilken. Ve 1.5'dan plus çeksizlik geçe degen cevap bo'ladi do'stlar. Bu ise qaysi cevapda keltirilgan endi? Hop. B cevap bo'lmaydi çünkü unda 1.4 kiradi deyapti mendan. Mana D cevapda kirmaydi ve 1.5 kiradi degan cevap D cevap ekan do'stlar. D cevap bo'ladi bu yerda. Demek dostlar 46. misalımız. 46. misalımızın avvalan bir sarı yaklatırak görünüşe keltirip olamız. Yani x plus 2 ve mana bu nima bo'ladi? X plus 5'nin kvadratı bu ve köpeygen tınsız ortada 49 minus x kvadrat. Ve mana şu narsa nima bo'ladi? Katta yoki 0 bo'lib qoladi dostlar. Endi dostlar mana şu holatida ne buladı? Mana bunu 0 getirmeyeyim. Bu birincisi. X plus 5 ten 0 desem. Şunda ne buladı? X ten minus 5. Minus 5'te bilesler. Mana bunu 0 getirmek istedim. 0 getirmek istedim. Mana bunu 0 getirmek istedim. Katta ten 0 degen şartını bacarırdı. Bu birincisi. Birincisi. Yana bitti. Mana bunu ham 0 ga tenglashim mumkin. Shunda x teng -2 ga bo'lib qoladi. Mana bu ikkinchi yechimimiz.
Ve üçüncü seçimimiz var. Üçüncü seçimimiz. Siz altta oynarsan 0 getirmesem x'in plus minus 7 getirmeleri. Mana şu derseler, mana şu 4 tanesi yani minus 5, minus 2, plus minus 7. Mana şular, mana şu tengsizligimizni 0 ga aylantiruvchi noktalar hisoblanadi. 0 ga 0 ga aylantirsak, katta teng 0 degan shartni obligatorni bajaradi. Demak, mana shuni hozircha aniqlab oldik. Endi nima qilamiz? Bularni har birini 0 ga tenglab, 0 ga tenglab. Avvalambor yana bitta shart qo'yishimiz kerak bo'ladi. 49 - x kvadrat, ya'ni ildiz ostida bo'lganligi uchun uni aniqlanish sohasini topib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Chunki u mantiqiy bo'lib qolishi mumkin emas. Shuning uchun x kvadrat katta teng 0 degan shartni qo'yib qo'yishimiz kerak bo'ladi bitta shartimiz. Demak, buni qo'yib qo'ydikmi? Qo'ydik mana. Shartimizni qo'yib qo'ydik. Endi nima qilamiz? Bularni har bir 0 ga tenglaymiz. Shunda x teng minus 2, x teng minus 5 va x teng plus minus 7 chiqadi do'stlar. Mana shunga teng chiqadi mana bu 0 ga tenglasam barchasini. Endi nima qilaman? Oralikni qo'yaman. Demak, 7 bormi? Bor. Undan keyin nechi keladi? Minus 2, keyin minus 5 va minus 7. Mana shu oraliqlar. Minus 7 dan kattaroq son 8 bersam mana bu tengsizligimizga manfiy chiqadi. Manfiy. Hop 0 bersam musbat. Hop undan kichikroq minus 3 bersam manfiy, minus 6 bersam manfiy va yana necha minus 8 bersam musbat. Musbat chiqadi. Endi do'stlar mana shu chiqdi. Endi nima qilaman bu yerda? Ko'rib turibsizlar, katta yoki teng 0, ya'ni musbat oraliqlar yechim. Musbat oraliqlar yechim hozircha to'xtab turing. Endi aniqlanish sohasini topib olaylik. Ya'ni x 7 minus x u ikkita pastga ajratib borsam aniqlanish sohasini 7 plus x katta yoki teng 0. Buni aniqlasam bitta x teng 7 ga va x teng minus 7 ga. Mana shu ikkita javob chiqadi va buni oraliqqa qo'ysam mana shularni 7 yu minus 7. Endi do'stlar 7 dan kattaroq san 8 bersam mana shunga manfiy ekan, mana ko'rib turibsizlar, minus 1 bo'lib qoladi, mana bu esa musbat. 0 bersam musbat, minus 8 bersamchi musbat, lekin mana manfiy, demak manfiy ekan. Shartga ko'ra minus 7 bilan 7 oralig'i ekan. Endi mana bu yerda nima deyapti minus 7ni? Bu yoqqa qarab harakatlansin deyapti, bu yoqni yechim deyapti. Lekin undan yig'ini ololmayman minus 8ni, chunki u mana bu yerni nima qiladi? Izohdan manfiyga aylantirib qo'yadi. Demak bu yerdan iyaga o'tmayman. Lekin minus 7ni o'zini tashlab ham qo'ymayman. Chunki minus 7ni o'zi alohida figurali qalsda yechim bo'ladi. Chunki mana shu nuqtani 0 ga aylantirish nuqtasi u. Bu birinchisi. Va nima bo'lyapti? Minus 5ni ham qo'shib olamiz. Chunki mana minus 5 ham kiradi. Chunki minus 5 ham 0 ga aylantiruvchi nuqta. Minus 5 ham kirdi mana. Va yana 2 dan 7 gacha deyapti. 2 dan 7 gacha shundayligicha olaveraman. Chunki minus 2, 2 ham 0 ga aylantiruvchi nuqta. 7 esa nima? 7 ham 0 ga aylantiruvchi nuqta. Uni ham kiritdim. Mana shu endi tengsizligimizning yechimi bo'ldi. Mana oxirgi yechimni topdik do'stlar. Endi shartda nima deyilgan? Tengsizlikni qanoatlantiruvchi barcha butun sonlarning yig'indisini toping deyilgan. Minus 7, minus 5, minus 2, plus minus 1 va necha? Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 va plus 5 va yana plus 6 va plus 7. Endi do'stlar, plus 7 bilan minus 7 ketdi, plus 5 bilan minus 5 ketdi, minus 2 bilan 2 ketdi, minus 1 bilan 1 ketdi. Shunda nechi qolyapti? 3, 4, 6. 3, 4, 6 ni bir-biriga qo'ysam, 13 ga teng do'stlar. 13 degan javob esa mana B javobda keltirilgan. Demak, aziz do'stlar, shu bilan bu galgi darsimiz yakunlandi. Mana barcha misollarni ko'rib chiqdik sizlar bilan. Kelgusi 40-darsimizda ko'rishguncha xayr, sog'omon bo'linglar deb qolaman.